İnegöl Online tarafından hazırlanan akşam bültenine hoş geldiniz. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonla piyasa değeri 50 bin liraya yakın kaçak sigara ele geçirildi. Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden ve obez hastalığı nedeniyle 250 kiloya kadar çıkan kadın itfaiye gelmeyince evine mahalle sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Yerel seçimlerde ciddi bir oy artışı sağlayarak İnegöl'de ikinci parti konumuna gelen MHP'de kongre tarihleri belli oldu. 4 Ocak 2015 Pazar günü İnegöl, 22 Şubat 2015 Pazar günü İl Başkanlığı Kongresi gerçekleşecek. Okul önlerinde uyuşturucu madde satmak suçundan aranan ve bir süredir polisten kaçmayı başaran uyuşturucu satıcısı genç, aynı işi yapan arkadaşını görmek için gittiği adliye yakınlarında yakalandı. Türkiye bugüne kar yağışıyla başladı. Özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı İnegöl'le yüksek kesimlerde de görülmeye başlandı. Bursa-Ankara karayolu Kulaca Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ana sınıfı öğrencileri Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde İnegöl Belediyespor voleybol takımından ayrılan İsmail Fernandez Luka, Belediyespor Kulübü yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Katar milli takımının da formasını giyen voleybolcu, Belediyespor'dan ayrılmasının hata olduğunu ve hatasını anladığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda genel merkezin atamasıyla yönetime gelen Müfit Besler ve ilçe yönetimi Ankara'ya çıkarma yaptı.